Herkese iyi akşamlar. Bugün bir soru cevap videosu çekeceğiz sizinle arkadaşlar. Ve de bu yorgun gözlere biraz bakım yapacağız. Yüze bakım yapacağız. Hem de aynı zamanda biraz sohbet edelim diye düşündüm. Çünkü uzun zamandır bir sohbet videosu çekmiyorum sizinle. Bir ara yok oldum. Ondan sonra geri döndüm ve otomatikman direkt vlog çekmeye başladım. Hiç böyle bir sohbet etmedik. Ben de sizinle sohbet etmeyi özledim zaten. Instagram'da ben hadi bana soru sorun yazdım. Hala da bakmadım. Bilmiyorum yazan var mı bu saatte. Bakalım bir neler varmış arkadaşlar. Hem kullanacağım ürünleri size göstereceğim. Hem sorularınıza bakacağım. 513 kişi görmüş. İyi. 531 kişi. Ve sorular varmış. Baya hem de. Şöyle. Evet. Okey. Sorular gelmeye başlamış. Tamam. O zaman ne yapıyoruz ilk başta? Sorulara bakmadan önce sorular orada kalsın. Size şunu göstereceğim. Ben şöyle bir şey almıştım. TK Maxx'tan. Hatta böyle iki tane geldi. İkisini çıkartayım. Bu tanesi ikisi 3.99 sterlinde ve şöyle bir şeye benziyorlar. Yakından göstereyim. Aynı böyle bir şey. Arkasında da şu var böyle tutmak için. Ve bu exfoliating massage'mış yani rub'a. Yani böyle. Exfoliating yapmak için, temizlemek için cildi. Ben de temizleme jeli olarak bu Murad'ın Pore Rescue pembe olanını kullanacağım. Bunu bir kez daha kullanmıştım. Bu ikinci kez olacak. O yüzden yüzümü yıkayayım. İlk önce bir böyle masaj yapayım. Ondan sonra bir soru cevaplayalım. Bu arada saçımı bağlarken bir şey fark ettim. Yalnız şurayı kapatayım. Çok dağılmış. Şurası Arya'nın boyası falan. Bakın bana diyorsunuz ki bazılarınız işte Ezgi neden saçın yan tarafı dökülüyor. Bakın görüyor musunuz? Çıktı bile. Yani hamile insanlar doğum yaptıktan sonra 3. 4. aylarda saç dökülmesi yaşayabilir. Bu gayet normal. Ben de yaşadım ve diğer çocuklarımda da yaşadım zaten. Ondan sonra hormonlar tekrar düzeldiğinde tekrar saç uzuyor zaten. Kel kalmıyorsunuz yani. Onu da bir söyleyeyim dedim. Ve hatta hani koca karı sözleri vardır ya işte eski nesillerin söylediği sözler vardır. Mesela saç döküldüğü zaman derler ki çocuk artık anneyi tanımaya başlıyor. Çünkü zaten çocuk 4-5 ay oluyor ve tabii doğal olarak anneyi tanımaya başlıyor ama saç da o zaman dökülmeye başlıyor. Neyse arkadaşlar hazır mıyız? Ben eğilmek istemiyorum. Bu kamera düşük kaldı. Okey ilk sorumuzu soralım. İkisinin arasında fark var mı? Bakayım dedim ama yok. Sadece farklı renkler. İkisi de aynı. İlk sorudan başlayacağım. Tamam. CEO. Bakalım. Kilo verirken kendini nasıl hıslandırdın abla? Nasıl hıslandırdın? Bunu kim sormuş? irems.00. Eski fotoğraflarıma hep baktım. Ondan sonra diğer iki gebeliğimden sonraki sürecimi izledim. Nasıl kilo verdim? Oturuyordum. Tüm videoları sara sara bakıyordum. Nasıl verdim acaba diye. Ondan sonra sürekli işte eski fotoğraflara bakıyorum. Egzersiz yapan insanlara bakıyordum. Kilo kaybetme sürecini yaşayan insanların videosunu izliyordum. Bu şekilde herhalde bir ayım öyle geçti zaten. İzleye izleye. İnanılmaz motive oluyordum. Hırslandım. Aslında çok da büyük bir hırs değil aslında benimki. Sadece eski kiloma dönmek istiyorum. Eğer hırsa evet hırs ama hırs yapmadım yani. Kendimi yiyip bitirmiyorum bunun için. Bu zaman alacak bir şey yani. Yarın olsun istemiyorum zaten. Zaman alacak. Arada bir ödüllendiriyorum kendime. Arada bir kendimi kaybettiğim zamanlar da oluyor. Hani bir şeyler canımın istediği de yemediğim veya canımın istemediği ama aman da bugün de yiyeyim dediğim. Hani çok hırslansam onları asla yapmam ama bilmiyorum o şekilde. Günde kaç litre su içiyorsun? Mel 27. Hiç saymıyorum ama eminim 2-3'ü buluyordur. Çünkü ben çok su içiyorum. Her mutfağa girdiğimde 1-2 bardak su içiyorum. Çünkü emzirdiğim için acayip susuyorum. Şu an seninle konuşurken bile ağzımın kuruduğunu hissediyorum. O yüzden ben çok su içiyorum. Hiç de saymadım. Çocuklar için bakıcı ister misin? Mel mi?
Eğer ücretsizse isterim tabii ki. Bir ihtiyacım var bakıcıya. Ama maalesef ki şu an öyle bir kazancımız yok eve bakıcı almak için. Boyum kaç Ezgi abla? Lol 27-27. 1.61 diye biliyorum ama sanırım 1.63 de olabilir yani. En son ne zaman boyuma bakıldı bilmiyorum. Bende çok maske var. Maske yapacağım. Hatta şöyle göstereyim. Bir ton maske var. Ben bu Garnier'inkini seçtim. Bu Garnier'in C vitaminli olan maskesi. Daha önce hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Bugün zaten biraz C vitamini yükleyeceğiz cildimize. Bu var. Bir de sürpriz bir tane bir şey daha göstereceğim. Bunu yapalım. Hemencik şarjım da bitiyor. Ben de şarjımı değiştireyim. Burada çizgiler var. Şöyle bir büküyorsunuz. Ondan sonra suyun hepsini bu tarafa, hayır, bu tarafa alıyorsunuz. Tekrar. Okay, şöyle bir işaret var zaten. Buradaki bütün suyu şu tarafa geçireceğiz. Şurada da yırtılmamız gerekiyormuş. Ayağa kalkacağım. Ah! Bitti bütün su. Evet. Bütün suyu boşaltıyoruz. Ve içi su doldu. Bunun çok gereksiz. Heh. Tamam. Okay. İçinde şu an kağıdı da içinde biraz sallayalım. Ondan sonra alıp cildimize biraz koyalım. Uzun zamandır yapmıyorum. Yüz maskesi gerçekten de insan ihtiyaç duyuyor bazen. Başka bir ülke veya şehirde yaşamayı düşündün mü? Ailenizden uzağa gider miydin Serhat abiyle? Evet, çok düşündüm. Serhat'la ilk evlendiğim zaman Amerika'ya taşınalım dedim, Londra dışına taşınalım dedim. Ben çok istedim ama Serhat Londra'yı çok seviyor. Her ne kadar da yani burada bir yere gitmese bile burada olmayı seviyor. Ama şu an biraz böyle kararını değiştiriyor gibi oluyor ama sonra yine vazgeçiyor. Bakalım, kaç doğumlusun? 87 doğumluyum, 25 Kasım 1987. Arya tuvalet eğitimine başladın mı? Bu süreci bizimle paylaşır mısın? Başladım 2 gün. Ondan sonra baktım hazır değil. Durdurdum. Çünkü hazır olmayan bir çocuğu tuvalet eğitimine zorlamak kadar yorucu bir şey yok. Derinde bir ay yaptım. Ondan sonra kendi hazır olduğunda bıraktı bir hafta içinde. Kilo vermek için motivasyon ne yapalım? Motivasyon sadece sürekli video izlemek, sağlıklı şeyler izlemek, işte insanların nasıl kilo verdiğini izlemek, spor videoları izlemek, zayıf mankenlerin resimlerine bakmak. 3 ve 1,5 yaşını çocuk annesiyim ve bazen 3'ün çocuğu, ha 3 yaş, 3 ev. 3 ev, 1,5 yaşını çocuk annesiyim ve bazen 3'ün çocuğu istiyorum. Delilik mi yoksa olur mu? Neden olmasın? Yani eğer ruhen ve fiziken bakabileceğinizi düşünüyorsanız yapın istiyorsanız, ama yok ruhum hani kaldırmaz, beynim kaldırmaz, fiziksel gücüm kaldırmaz diyorsanız tabii bu sizin ve eşinizin vereceği bir karar. Ama ben çocuk sevdiğim için ben yaptım. Nasıl böyle bal çocuk yaptın? Onu başka bir zaman anlatırım aşkısı. Şimdi bunu şey yapalım. Ay damla olsun. Ay dur, bunu nasıl açacağım? Ay çok güzel kokuyor. Ay ne güzel kokuyor. Bu bir çiçek. Ay bir çiçek kokusu bu. Dur. Bulacağım şimdisi. Ay size bir şey söyleyeyim mi? En çok güzel kokan maskelerden bir tanesi. Yaşadığınız yerde varsa hemen gidin bir tane alın, deneyin. Sırf kokusu için bile değer. Gerçekten de. Ay çok güzel oldu. İçinde hala biraz su var. Bazen çektiğimi düşünüyorum. Boş boş konuşuyorum ya. Şimdi okudum bunu. Haftada 3 defa yapılması öneriliyor. 3 defa yaptıktan sonra 4 haftanın sonunda, yani 12 işlemden sonra yüzünüze canlılık, renklilik, glow, parlaklık ve beyazlatıcı, yani tek renk olmasını sağlıyormuş. Canlı katıyormuş. En kısacası en ihtiyacımız olan şey aslında o. Biraz canlı görünmek, parlaklık katmak cildimize.
O yüzden ben deneyebilirim. Ben sadece bir tane aldım ama ortalık normale döndü de deneyebilirim. Şu an bu ek sıralarını şöyle boynuma falan sürüyorum. Çünkü diyorlar boynuna sür ve de dekolte alanına sürebilirsiniz. Şöyle. Bu arada ben çok özlemişim sohbet videoları. Benim sohbet videoları çok uzun oluyor. Siz seviyor musunuz? Yani hiç böyle 10 dakika, 14 dakika tutamıyorum sohbet videolarımı. Yani boş mu konuşuyorum yoksa çok konuşmayı seviyorum bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Aynur abla var. Onu da hatırlamışken söyleyeyim. Çünkü Aynur abla çok seviyorum. Benim burada dayımı biliyorsunuz. Eşim de biliyorsunuz. Aynı eşim gibi. Yani eşim. Aynı mülkiyet yengem gibi. Gerçekten de onu izlediğim zamanlar benim yengem aklıma gelir. Dayımın eşi. Almanya'da yaşıyor Aynur abla. Şöyle elime falan süreceğim. Neden sürmeyeyim yani? Vallahi her tarafa sürün yani. Aynur abla diyordum arkadaşlar. Aynur ablayı takip edin. Gurbetçi anne. Gurbetçi anne. Takip edin. Almanya'da yaşıyor. Harika bir kadın. Yani bomba bir kadın. Motivasyonu aşırı yüksek. Enerji saçıyor her tarafa. O yüzden ben onu izlemeyi çok seviyorum aralar. Ve oğlu Hakan ve eşi İlkay'ın kanalı da var. Onlar da Almancılar. Ay devranı ya. Nasıl gideceğim? Devranı emzirdim. Geldim. Biraz sanki kurudu. O yüzden biraz daha suyundan dökeceğim. Ondan sonra biraz soru. Bu arada bütün bu kullandığım ürünlerin hepsini yeni kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden istiyorsanız bekleyin bir süre kullanayım. Ondan sonra update veririm. Ay yine ağladı. Diş çıkartıyor ya. Hiç durmuyor. Yüzümü yıkadım. Devran'ı emzirmek, tekrar yatırmak bayağı bir zaman aldı. 20-25 dakika falan yüzümde kaldı. Yüzümü yıkadım. Hissi gerçekten çok güzel. Çok yumuşak. Benim böyle bazen beyaz beyaz pütür pütür oluyor. Kırmızı sivilce değil de böyle beyaz beyazımsı oluyor. Hani uzakta bakarken görülmüyor ama hissettiğinizi şuralarımda ve bazen buralarımda falan oluyor. Ama şu an sanki onlar azalmış gibi hissediyorum ve daha pürüzsüz gibi ama tabii bu daha ilk kullanmışım. Keşke biraz daha alsaymışım. Hani en azından ilk hafta deneyebilirdim. Şu an sizinle yeni bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir C vitamini aldım. Bu Anti-Aging C vitamini serumu. Bunu ilk defa kullanacağım. O yüzden hiçbir yani fikir sunamam bununla ilgili ama %20 vitamin C şu şekilde deneyelim. Arkasında okudum. Sadece biraz, bir ufak bir parça yüzünüze sürüyorsunuz. Dekolte bölgenize ve boğazınıza sürüyorsunuz. Ondan sonra da normal kullanacağınız kremi sürmeniz gerekiyormuş. Ve bunu sabah ve akşam da yapabiliyormuşsunuz. Kullanmadan önce de iyi çalkalamanız gerekiyormuş. Şöyle içinde bu çıkıyor. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Bunu ilk defa kullanacağım. Daha önce hiç kullanmadım. Ve açıyorum yeni paketimden. İstiyorsanız bu şekilde, istiyorsanız da fıs fıs şekilde kullanabilirsiniz. Aa, o da güzelmiş. Ben şöyle yapayım. Hazır mıyız? Ay. Okay, deneyelim. Aa, çok güzel koktu. Bugünkü kullandığım şeylerin hepsi çok güzel koktu. Bir ara hatırlıyor musunuz? Benim göz çevrem acayip kararmıştı. Burası, burası böyle. Hani daha çok burası değil de burası böyle fena kararmıştı. Ve ben onu araştırdım. Çünkü eskiden o bende yoktu. Ondan sonra araştırdım. Doğum sonrası normalmiş. Ve şimdi de yavaş yavaş gidiyor sanki. Oysa ki daha az uyuyorum. Her geçen gün daha az uyuyorum ama sanki biraz daha azalmış gibi. İnşallah bu serumlar, bu şeyler biraz daha yardımcı olur. Eğer doğum ile etkisi varsa göz çevrenin siyahlığı, o hangi kremi kullansanız gitmiyormuş. Çünkü pigmentation deniyor. Yani vücuttaki bir şey değişiyor ve hormonlardan öyle oluyor. Zamanla gidiyormuş. Mesela benim bakın Arya'da burada bir leke kaldı. Şu kısım beyaz ve hala gitmiyor. Güneşten dolayı oldu. Burası beyaz kaldı böyle ve hala da gitmiyor. O Arya'dan kaldı. Şimdi yüzüm böyle yapış yapış oldu. Kurusun. İnanmıyorum. Ne zorluklarla video çekmeye çalışıyorum.
Devran'ı uyuttuğum zavallım acayip damak ağrısı çekiyor. Arkesçi verdim yine şimdi, uyuttum. Umarım, yani bundan sonra zannetmiyorum uyanacağını. Demin uyandı ağlayarak, anneannem yatakta yok dedi. Annem uyuttuğu için ağlayarak uyandı. Dedim sen de yatağımıza gir, ben geliyorum. Gidip çıkmadan önce gece kremi süreceğim. Bu arada serumu sürdüm. Murat'ın Recovery serumu, bunu sürdüm. Vücudum şu an yapış yapış. Ama kremi geçmeden size birkaç soru okumak istiyorum. Kaç kilo olmak istiyorsun? 62 kilo olmak istiyorum şimdilik. Ondan sonra bakarız. Abla, 3 yıl önceki çektiğim videoları izliyor musun? Evet, ara ara bakıyorum ve sadece gülüyorum çünkü çok komik. Mizgin'in kendi review ne zaman? Haftaya inşallah. Abla, 4. çocuk istiyor musun? Hayır, istemiyorum. Allah olmayanlara versin. 3 çocuk bana yetiyor. 3 çocuklu hayat nasıl? Zeynep sormuş. 3 çocuklu hayat çok zor ama en güzel şey yani. Çok güzel bir mutluluk. Farima demiş ki çok şanslı oldum, farkında mısın? Evet, farkındayım ve her gün şükrediyorum. Bir çocuğun daha olsun ister misin abla? Aslında olsun isterim ama yapmam ayrı bir konu. Çok tatlısın balsın. Ne yapsak yahu canım benim. Başka sorular. Elinde olsa çocukların gelecekteki neyi miras bırakmak isterdin? Sevgi, saygı, karşıdaki insanı anlama duygusunu isterdim. Yani insan olmasını isterdim. İyi bir insan olmasını isterdim. Çocukların meslek seçimlerine karışır mısın? Karışmam ama daha çok tiyatro, müzik, performing arts dallarını seçmelerini isterdim. İsterim ama tabii tercih onların. Ondan sonra Serhat abi ile kaç senedir tanışıyorsunuz? 2012'den beri. Mizgin onu okudum. Başka. Tuvalette kalma süre. Çocuklar uyuttuktan sonra yarım saat 40 dakikayı bulabiliyor. Çünkü sadece oturmayı seviyorum. Ama gün içinde fazla girmiyorum. En büyük hayalim aslında öyle çok büyük bir hayalim yok. Sadece şu anlık en büyük hayalim bir ev sahibi olmak. Gerçekten çok 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 istiyorum ama bazen en çok istediğimiz şey aslında sınandığımız şey, yani olmuyor. Neyse, bu da Murat'ın böyle gece kremi, yeşil olanını, Retinol Youth Renewal kremi. Böyle burada sıkıyorum, çıkıyor bir tanesi. Şöyle sıkıyoruz. Bunlar pahalı, o yüzden böyle azar azar kullanmayı seçiyorum. Şöyle yapalım. Mama veriyor musun Devran'a? Hayır, mama hiç vermiyorum. Hiçbir çocuğuma mama vermedim. Tamamen emzirdim. Sütün azaldı mı? Hayır, azalmadı bence. Çünkü Devran çişini gayet normal yapıyor. Kakasını hala daha fazla yapıyor. O yüzden azaldığını düşünmüyorum. Ezgi abla, hedeflediğin bir kilo var mı? Söyledim. Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Maşallah. Teşekkür ederim. Sorum yok ama gerçekten Ezgi Azmine hayranım, seviyorsun. Teşekkürler. Diyetisyenle mi çalışıyorsun? Aslında diyetisyenle çalışmıyordum. Bu maratona ilk önce yalnız başladım ama ondan sonra Büşra bana Instagram'dan ulaştı. Benim aslında bir izleyicimmiş. Ondan sonra dedi Ezgi abla, ben sana yardım etmek istiyorum. Ben dedim neden olmasın. O da sağ olsun bana liste hazırladı, emek verdi, listeler hazırladı ve sağlıklı bir liste hazırladı. Ben de o yolda ilerledim. Tabii arada bir böyle listeye uymadım. Kendi hani akşam yemeğinde ne yapıyorsam ondan azar yedim ama biraz onun söylediğinden, biraz kendi söylediğimden bir yolda ilerliyorum. Bir de geçmişte daha önce de yaptığım için az çok neyi yapıp neyi yapmayacağımı biliyorum. Ya sadece sağlıklı beslenmek arkadaşlar. Un, şeker, tuz, yağ, onları çıkart hayattan, sağlıkları getir. Tek yaptığım şey o. Size emin ediyorum, keşke kilo verebilsem. Verirsin. İstemek en büyük şey. İlk önce beyinde bitireceksiniz. Her şey, ondan sonra başlayacaksınız. Pozitif bir insansın. Seni çok seviyorum. Bana güç ver. Sana güç verirsem bendeki güç ne olacak?
Nasılsa burasın, küçük çocuklarla her şeye yetişiyorsun. Bilmiyorum ya, yani Allah da bana o sabrı vermiş. Başka da bir şey vermemiş, bilmiyorum. Mutlu bir evliliğin sırrı. Mutlu bir evliliğin sırrı bence anlayış. İki taraflı anlayış ve arkadaş gibi olabilmek. Yani her şeyi konuşabilmek, anlamak. Ondan sonra beklentileri düşürmek. Çünkü beklentiyi düşürürsen, hani bir beklenti içine girmezsen zaten o kişiden bir şey istemiyorsun. O yüzden yapmadığı için de triplere girmiyorsun falan filan. Böyle herkes yerini bilirse mutlu içinde yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii sevgi, saygı, bunların hepsi de önemli. Bu kadar, daha çok soru var ama hem devran 2'den bir uyanıyor hem de benim bakımım bitti. Bu arada benim göz kremim yok. Bitti, almam lazım ama onu da sürseydim çok iyi olurdu. İyi bir C vitamini depoladık yüzümüze bence. Bunu haftada 2 defa bir tekrarlasam çok iyi olur ama maalesef yine bazen şansım olmuyor, yani zamanım olmuyor ama bu çok güzel oldu. Hem sizinle sohbet ettik hem de yüzümü böyle temizlemiş oldum. Yani bir bakım yapmış oldum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Gurbetçi Anne'yi takip etmeyi unutmayın. Asla pişman olmayacaksınız çünkü mükemmel bir kadın. Ondan sonra dediğim gibi oğlu Hakan ve eşi İlkay da acayip komikler. Onlara da bakabilirsiniz. Onlar da Almancılar. İzleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye. Şimdi toplamak.